üretim planlamalarının doğru yapılarak arazinin ekime hazırlanmasından başlayarak hasadına kadar olan süreçte rehberlik, kontrol ve eğitimlerin yetkin kişiler tarafından verilmesi gerekmektedir. Hep beraber teşkilatımıza, milletvekillerimize, ilçe başkanlarımıza ve belediyelerimize el ele vererek hangi alanda ne sorunumuz varsa bu sorunu azaltıp güzellikleri çoğaltmak en büyük gayemiz. 7 milyon dekar hububat ekelim alanımız var. 2 milyon 500 bin ton bu sene hububat üretimi yaptık. Tarım Bakanlığı'ndan, Tarım Hükümdürlüklerinden bol desteği istiyoruz. Mobil ağaçı sizin etrafını terle çevirdiği zaman buradan biz ekipmanlarımızı geçiremiyoruz. Buralarda tarım yapamıyoruz. Hızır Irmak bizim oradan geçtiği için sulamayla ilgili ağırlık istiyoruz. Hayvancılıkta da mesela ruhsat ve şikayetler söz konusu. Bir yer belirlensin, hayvancılık burada yapılsın, mobil bahçesi şu ilçenin bu kısmında yapılsın. Bu işi yapmak isteyen gençler var. Bu konuda böyle bir genç bir proje 2024 yılında bunlara yararlanmak istiyoruz. Bu seneki en büyük sorun esnafla ofisin arasındaki %50'ye yakın bir fiyat farkının olmasıydı. Tarım Bakanlığı'yla birlikte sorunlar ve çözümler diye bir çalışma yapmışsa daha verimli olacağını tahmin ediyorum. Burada çubuk ovası çok yeni bir ova. Türkiye'nin sayılı bir ovalarından biri. Burada şimdi termal su var. Termal su inşaattan çıkıyor ama buradakileri otelde kullanım hakkı. Alternatif acaba termal seracılık için burada bir araştırma yapılabilir mi? Hem Mersin hem de Asya'yı Marmaris Belediyesi olmayan hiç kimse ne elektrik verebilirler de söylemiyor. Bu sefer de Büyükşehir topu ilçe belediyelerine dayanmaya başladı. Gidin ilçe belediyesinden yazalım. Biz size Marmaris Belediyesi'ni vereceğiz. Bizi şu anda ciddi anlamda vatandaş nazarında sıkıştırmaya çalışıyor. Bizde bir tane balonlarımız var. Belediyemiz nezdinde şirketimizi de kurduk. Aracılık tesisi kurduk. 2019 yılından itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tarım hayvanları komisyonu olarak verdiğimiz önemli sayısı 252. Bunların hangisi yapıldı diye sorarsanız inanın %1 bile yapılmadı. Bunları sizin için birleştireceğiz. Unuttuğunuz konular, aktarma unuttuğunuz konular varsa bunlar doğru bir zilet. Biz bu çalıştayı raporlayacağız öncelikle. Yani bizim işimiz bu da bitmiyor. Bu işin sekreterlik kısmını yöneteceğiz. Bunları göre raporlayacağız. Hem bunu milletvekillerimizle paylaşacağız. Bizim de sahada aslında hemen de karşılaştığımız sıkıntılar bunlar. Hani hem teyiden bunların tekrar derli toplu bir şekilde dile getirilmesi, hem de belki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması adına da ben belirli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Burada ilçe tarım müdürlüklerinde çalışan veteriner ve ziraat mühendislerinin amacına hizmet doğrultusunda ne kadar verimli çalıştıklarını da sorgulamaktadır. Nihayetinde burada veterinerlerimiz çalışıyor, ziraat mühendislerimiz çalışıyor ama bu ilçe tarımlarda çalışan ilgili arkadaşlar daha çok saha işlerinden ziyade veri giriş, bilgi giriş elemanı olarak çalışmaktadır. Allah nasip ederse inşallah Sayın Bakanımızla bir araya geldiğimiz zaman bu sorunları tek tek konuşarak elimizden geldiği kadar hepsinin çözümüne ulaştırmaya deneyeceğiz.